Bugün mezun oluyorum ve buradan mezun olurken geriye bakıp düşündüğümde ODTÜ benim için arkadaş olmuş, anne olmuş, baba olmuş, yanımda olmuş. Harika oldu, çok güzel oldu. Üniversite sınavından çıktığım zamanı hatırlıyorum. Tercih dönemindeydim. Kafamda hep işletme vardı. Kendi bölümüme gidip hatta bakmışlığım vardır. Gireceğim ben burada, okuyacağım dedim yani. ODTÜ'sünü işletmeyi yazdım en başa. Kendime nasıl güvense güvendim yani. Hissettim gireceğim ben bu bölüme, çok istiyorum diye. Tercihli açıklandığında kalktım böyle ayağa. Birkaç tur attım orada. Koştum, bağırdım, çağırdım falan. Sonra ağlamaya başladım. Hayatımda ilk defa mutluluktan ağladığım zaman bu bölümü kazandığım gündü. Bugün öğrenciliğimin son günü ve okula geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Bir yandan çok heyecanlıydım, bir yandansa çok tedirgindim. Yeni bir şehir, yeni bir okul, yeni arkadaşlıklar, yeni bir hayat, yeni bir çevre. Merak ettiğim, bana anlatılan ODTÜ'yü keşfetme fırsatı ele geçirmiştim. Artık içine girip deneyimleyerek öğrenecektim. Okula girdiğim andan itibaren kampüsten çok etkilendim. O an anladım ki Ankara'nın griliği burada sona eriyor ve artık yeşil bir dünyaya giriyoruz. Bu yeşillik sadece ODTÜ ağaçlarını temsil etmiyor. Birçok farklı anlamlar da ifade ediyor bence. ODTÜ işletme hocaları daha çok bize arkadaş gibiler. Yukarıdan hiçbir zaman baktıklarını hissetmedim. Daha çok gidip derdimi anlatabileceğim, kariyer seçimlerinde yardım alabileceğim insanlar olarak gördüm. Yani kapılarını çalmaktan hiçbir zaman çekinmedim. Onlar da hiçbir zaman bana öyle bir şey hissettirmedi zaten. Her şeyi derste mi öğrendim diyorum şimdi? Bence kesinlikle hayır. Ben belki de edindiğim bilgilerin çoğunu kantinde öğrendim. Bir kere fakülte kantinine indiğimizde farklı bölümlerden arkadaşlarımız oradaydı, hocalarımız oradaydı. Oturup bir konuyu uzun uzadıya konuşabiliyorduk ve hocalarımızın görüşlerini görebiliyorduk. Farklı bölümlerdeki arkadaşlarımızın görüşlerini görebiliyorduk ve bu bizi inanılmaz geliştiriyordu. Üçüncü sınıfın yazında yaptığım staj bittikten sonra beni mezun olduktan sonra da aralarında görmek istediklerini söylediler. Yani ben daha dördüncü sınıfı bitirmeden bile böyle bir teklif aldım. Biz ODTÜ işletme mezunları olarak çok şanslıyız. Gideceğimiz yerler bizi değil, aslında biz gideceğimiz yeri seçiyoruz. Bugün buradan ayrılırken burayı ne kadar özleyeceğimi fark ediyorum aslında. Çünkü bir kere burası çok özgür bir yer. Birçok şeyi ben burada öğrendim. Öğrencisiyle, hocasıyla, personeliyle hep beraber kurduğumuz bu kampüs bana pek çok şeyi yaşayarak öğretti. Başkasının hayatına saygı duymayı biz burada öğrendik. Her ne olursa olsun, kime yapılırsa yapılsın, haksızlığa karşı ayağa kalkmayı öğrendik. Dünyada olup bitenin farkında olmayı, birlikte hareket etmeyi, birlikte yaşayabilmeyi hepimiz birbirimize öğrettik aslında burada. Buradan giderken bu ruhu da yanımda götürüyorum. Hala kampüse her girdiğimde çok üzülüyorum. Gideceğim diye. Çok özleyeceğim çünkü. Ben bazı yerlerin ruhları olduğuna inanırım. Yani konuşmasanız da onlarla bir iletişim kurabilirsiniz, bir bağ kurabilirsiniz ve benim ODTÜ ile olan bağım çok güçlü. ODTÜ'nün kültürü bambaşka bir şey. Yani her yerin kültürü olmaz, her yerin tarihi olmaz. ODTÜ'nün aynı zamanda bir tarihi var. Bu da çok etkileyici bir şey. Burada bir tarih yaşanıyor. Ve şimdi düşününce ben de bu tarihin bir parçasıyım artık.